Mart ayı aşk beni bulur mu? Ben sevilmek, değer görmek, aşık olmak istiyorum diyen tüm burçlara kısa kısa bu ay neler olabilir diyorum. Sevgili koçlar, ben aşka inanmıyorum. Aşk beni bulmaz diyorsanız, evet, aşk ilişkilerinizle ilgili her zaman değer verdiniz. Her noktada emek harcadınız ve karşı tarafa verdiğiniz emek karşılığında ve ilişkilere güveniniz çok fazla kırıldı, yıprandı ve bir ilişki yaşamaktan, bir ilişkiye aşık olmaktan çok fazla korkuyorsunuz. Bu ayın 13'ü, 17'si ve 21 arasında aşk enerjinizin çok fazla olduğu, size doğru bir enerjinin geliş yapacağı gözüküyor. Eskiden tanıdığınız ya da eski bir ilişkinizle alakalı toparlanması gereken noktalar için bu tarihlere dikkat ediyorsunuz. Özellikle isminin içinde Ş harfi, S ya da T harfi çok belirgin olan biriyle muhteşem bir aşk enerjiniz var. Bu hayatta size yeni bir başlangıç, sizi anlayacak, ruhunuza iyi gelecek aşkı, yaşınız kaç olursa olsun önemli değil. Bu kalp gerçekten size aşık olacak diyorum ve bu aşk sizi mutlu edecek. Sevgili boğalar, aşk hiç aşık olmayan ve aşık olmak istiyorsanız bu ayın 7'si, 12'si ve 17'sine kadar aşk enerjinizin çok fazla olduğu, hiç tanımadığınız, çok tesadüf sosyal medya, yakın dostlarınız, yakın çevrenizin tanıştırılmasıyla gerçekleşecek. Belki kafanız karışabilir, biraz inanç evreniz kırılabilir ama bir şans verip bir kahve içmenizi önemli kılıyorum. Ama gerçekten de bu ilişkiye önem alırsanız Mart sonu Nisan evresinde size olan net duygular açığa çıkmış olacak. Bu hafta yani bu Mart ayında o dediğim tarihlere dikkat edin ve sizin enerjinize uyacak sevgiyi en iyi şekilde bulacaksınız. Bu aile travmanız, korkularınız, yaşadığınız geçmiş ilişkinin verdiği endişe ya da hiç aşık olmadığınız baba ve anne arasındaki yaşanan korku, kaygı, güven probleminizle alakalı bol bol nefes alacaksınız ve ilişkiler hakkında biraz kitap okumanız lazım. Çünkü sizin sağlamcı yönünüz ilişkilerle ilgili noktayı devamlı resetleyen bir evrede. Lütfen bu psikolojimizi de bu konuda doyurmamızı önemli kılmanızı sağlıyorum. Sevgili ikizler, ben aşk arıyorum ablacığım, bana bu ay bir kısmet var mı? Gökyüzünden enerji böyle bir kısmet veriyor mu derseniz sevgili ikizler, iletişimin en yoğun olacak, konuşmada otorite figürlerle çok fazla enerji içerisinde olacağınız bir hafta, yapacağınız görüşmeler, dışarıdaki sohbetler ve gideceğiniz yolculuklar size ayın 27'si, 28'i, 29'u arasında tanışma evrenizin daha yoğun olacağı, bu konudaki gelecek kişiye şans vermenizi, uslup ve göz yapısı, kaş yapısına takıntılarınız olduğu için karşı tarafın size aşkı ifade edecek enerji var. Ama ilişki hemen başlamayabilir. Biraz sohbet, biraz tanıma, biraz kendi içimizi tartma evresi yaşayabilirsiniz. Ama o haftadaki enerjilerde sizinle karşılaşacak kişiler size adım atacak gözüküyor. Sizin de en çok duygusal noktada aile içerisinde baba soyunuzdan kaynaklı korku kaygılarınız var. Yani halalarınız ya da yakın çevrenizdeki yaşanan krizler sizin içsel korkularınızı arttırmış. Biraz korku için doğru nefes alıp vermeniz, enerjinizi bu noktada toparlamanız iyi olacağını düşünüyorum. Bu hafta Mart sonunu dört gözle bekleyin. Bu enerji sizin evrenizde var diyorum. Sevgili yengeçler, aşk bana var mı diyorsanız bu ay, sizin kariyer ve bu ara sınavlarınız, eğitimleriniz, aile içerisindeki çözmeniz gereken pürüzler var. Ama bu haftalar yani Mart ayının özellikle şöyle söyleyeceğim, 24-25 ve mesela 19-25 arasında eski sevgiliniz geri gelmek isteyebilir. Eskiden gelecek bir kişi kafanızı karıştırabilir. Çok aşk kafasında bir haftanız yok. Ve bu konuda da zaten kırılan kalbiniz, ruhunuz ve parasal evrenizdeki krizler bir aşka hazır hissetmiyor gibi gözükse de o tarihteki gelecek insana şans vermek sizin ruhunuza, duygusal enerjinize iyi geleceğini düşünüyorum. Bu ara çevrenizde, özellikle mesela sizin Nisan ayı, çevrenizde tanışılma,
tanıştırılma, görücü, buna tanıştıralım dediği fırsatları gözden geçirmeniz daha iyi ve tesadüf yollarla da alakalı gözden kaçırmayın. Yoldan gelecek yolcu sizin yolcunuz olabilir diyorum ama Mart ayı belki şansınız geçmişle ama gelecek duygusallığımız için Nisan ayı daha keyifli bir ay olarak uyarıyor sizlere. Sevgili aslanlar, hiç ilişkiniz yoksa bu dönem özellikle 5'i 6'sı 4'ü arasında yakın çevreniz, yakın diyaloglar, sohbet, yemek arası iş çevrenizdeki bir insanın size adım atmasını haritanız uyarıyor. İş çevrenizdeki bütün ekip arkadaşlarınızı ya da okul çevrenizdeki arkadaşlarınız, üniversite arkadaşlarınız, geçmiş ya da şu an tanıdığımız kişilerde ilişki enerjiniz çok fazla var. Hatta şöyle söyleyeceğim. Hemen ilişkisi bitmiş olan aslanlar tekrar eski ilişkinizde geri gelecek. O yüzden ilişki enerjiniz var. Yalnız sizde en önemli şey takıntı ve egoları. İlişki üzerinde kontrol etmeye çalıştığınızda fazlasıyla yer alıyorsunuz. Biraz ilişkiyi akışa, karşı tarafı doğru anlayarak hareket ettiğinizde ilişki birleşmesi ve egoların ters düşmemesi için daha sakin kararlar. Eğlenceli ruhunuzu çok fazla abarttığınız için de karşı taraf sizin alaycı olduğunuzu düşünüyor. Biraz daha motivasyonunuzu karşı tarafın hareketine uygularsanız daha keyifli bir Mart haftası ve hatta birlikte seyahat yolculukların da size mutluluk getireceğini de gösteriyor güzel aslanlar. Aşkı keyifle tadın. Sevgili başaklar, aşk size var mı bu Mart ayı? Evet, etrafınızda çok insanlar teklif getirebilir. Sizinle flört etmek, tanışmak isteyebilir. Özellikle ayın 9'u 13-14 arasında çok renkli tanışmalar, diyaloglar söz konusu olacak. Yalnız siz ilişkiyle ilgili biraz daha kendinizi daha sağlam garantici, ekonomik olarak da şartlarda uymazsa kabul etmeyeceğiniz için biraz kafanız karışabilir. Biraz eğlenceye, biraz mutluluğa, biraz ilişkiye ihtiyacınız var. Bunun için belki bu ilişki gelecek ve etrafınızdaki enerjilerin çok yüksek olduğu noktada kalbinizin heyecan bulduğuna bir adım atarsanız sohbet etmeyin. İlişkinin ne kadar önemli olduğu ve işkolik ruhunuzu biraz daha konuşarak halletmeniz lazım diyorum. Sevgili gençler, yani aynı şekilde ilişki var. İlişki seçimiyle ilgili kararlar sizin elinizde. Biraz daha mutluluk hak ediyorsunuz. Aşk sizi kocaman kucaklıyor. Tercih, güzellik, ruh size uyacak şekilde gözüküyor sevgili başaklar. Sevgili teraziler, aşk bana uğrar mı? İçinizdeki intikam, öfke, karmaşıklık, o kadar yapılan haksızlıklar, duygusal olarak yaşadığımız güven verip de güven alamamanın verdiği kaoslarda çok uzun süreli ilişkiler sizin tahammül evrenizi ve karşı tarafın ciddiyet evresizliği sizi yıprattığı için çok uzun soluklu ilişki aralığı ya da hiç ilişki yaşamaya cesaret edemediniz. Bu ayın 18-22 ya da 24 arasındaki enerjilerde tanışma ve sosyal medya, ortak gruplar, gideceğiniz bir restoran, yemek yiyeceğiniz bir alan, yakın bir dostunuzun doğum günü kutlaması olabilir. Böyle güzel bir enerji sizi bekliyor ve bu gelecek enerji sizin hayatınıza gayet renk katacak ve güven evrenizi tazeleyecek. Kalbinizdeki böyle heyecan dürtüsü, tanışmak isteği, sohbet etme isteği size daha büyük bir bakış açısını sağlayacak. Ama ilişki oturtmak için Nisan ayı daha doğru ay, yani bu ayda tanışsanız Nisan ayı ilişkiniz için daha güzel, daha keyifli, daha motivasyonu yüksek bir ay olarak gösteriyor. Sevgili akrepler, bu ay Mart ayı bana aşk var mı diyorsanız gönül enerjinizin göreceği çok tesadüf tanıdığınız, bildiğiniz bir arkadaşınızın bu dönem ayın 10'undan sonra hayatınıza renk katmak için geleceği, hatta ilişki olur mu olmaz mı derken ayın sonlarına doğru 29 ya da 30'u arasında konuşmalar aşk konusunda size tekrar kalbinizi heyecanlandıracak, ilişkiyle alakalı bu doğru ve benim kaderim diyeceğiniz bir enerji sizi bekliyor. O yüzden sizin zaten yakınınızda, alanınızda o duyguya hazırsınız, istiyorsunuz ve çok gönülden istiyorsunuz. Şefkate, değere, duyguya, sohbete ve yemeğe ihtiyacınız var. Rabbim size bu güzelliği sunmuş.
Bence de en güzel hafta hayatınıza giriş yapıyor ve büyük bir ihtimal bu gelecek kişi sizin evlilik yapacağınız insan. Bunun verdiği haz ve mutluluk sizi daha motivasyonunuzu arttıracak. Haydi akrepler, çok yakın, çok bildiğiniz bir insan size adımını atıyor diyorum. Kalpte ona doğru adım atacak, korkmayın. Sevgili yaylar, bu Mart ayı özellikle bana aşk gelir mi diyorsanız, evet, çok renkli seyahatler, gideceğiniz yolculuklar, gitmeniz gereken iş alakalı noktada tanışacağınız iş arkadaşınız, iş yöneticiniz, bulunduğunuz noktada bir enerji evreniz var. Ama bu dönem o heyecanı alacaksınız. Yani karşı taraf ya da onun tarafında bakışmalar, görüşmeler ama adım atma gibi bir durum yok. Böyle bir hani platonik bir enerji, ilgisi var mı yok mu, bana karşı duygusallığı var mı dediğimiz bir enerji başlangıcı olacak. Hani onunla bir şey olmayacak ama siz bu tekrar o heyecanı tadacağınız için sizin en doğru aşk ayınız Mayıs ayı. Mayıs ayında kalbinize yenilik, yenilenme, şifalanma dediğim nokta. Ama yarım bıraktığınız ve tamamlanması ve veda etmeniz gereken başka insanların enerjisi var üzerinizde. Onların o kötü ruhlarını, kötü enerjilerini bir üzerinizden atın, bir silkelenin, enerjinizi bir dağıtın, bir hamama gidin, masaj yaptınız. Çünkü sizin bütün ilikleriniz sevgi arıyor ya, bence bu kötü enerjiden bir çıkıp yeni enerjiyle şimdiden hazır tutun. Enerjiniz, ruhunuz o ilişkiye hazır olsun diyorum. Dedim bile. Sevgili oğlaklar, güzel oğlaklar. Evet, aşk acınız, kederiniz, içinde sakladığınız hikayeler, dönem dönem ağlıyor, dönem dönem acaba düşünüyor mu? Ben hala aynı onun duygularının içerisinde diyorsunuz ama o başka bir enerjide, o başka bir yolculukta. Bu ay onunla çok yüzleşip çok konuşmak isteyeceğiniz, içinizden keşke ayağıma gelse de konuşayım diyorsanız olmaz. Ama aşk hiç olmayacak dediğimiz ve ben o tutturamıyorum ya, böyle olur gibi oluyor, yarım kalıyor dediğimiz dönem bu ayda sizin için olumlu bir ay değil. Ne ayın biri ne ayın 31'i. Yani böyle bir ufak tefek flörtler olabilir ama sizin ruhunuza, kalbinize ya da kalıcı bir heyecan için Haziran ayına ihtiyacınız var. Haziran ayı size aşkı yürekten ve güzellikte getirecek. Size en azından o sırada kafanızdaki düşünceler, planlar, parasal ve seyahatler için güzel yolculuklarınız var. Ufak tefek flörtöz, biraz böyle enerjinizi dağıtacak bir şeyler olabilir ama aşk bu ay sizin enerjinizde maalesef yok. Ama şifalanmak için siz varsınız, unutmayın. Sevgili kovalar, ben aşka, maşka hiçbir şeye inanmıyorum. Ne aşkı, ne aşık oldum, ne de aşık olmaya hazırım diyenler. Evet, bu ay 30-31 Nisan arasında muhteşem bir aşk. Elinizi tutacağınız, kalbiniz ısınacak, yüreğinize ait en güzel ilişkiyi bulmak için. Hatta size 10 yıldızın üstünde 20 yıldız veriyorum. Yani bu dönem kendinize ait yoganızı, meditasyonunuzu, ilişki terapisiniz, ilişkiyle alakalı uyum enerjinizi iyicene bir üzerinizden bir geçirin. Çünkü Mart sonu 29-30-31 arasında ya da 1 Nisan itibariyle artık sizin hayatınızda baharın, ekinozun verdiği bir rüzgar size de keyifle, aşka dokunacak ve bu dokunuş sizi mutlu ve huzurlu edecek. Yaşınız kaç olursa olsun bir önemi yok. Size gelecek insan gerçekten uzun soluklu aşkla, şevkle, güzellikle, güzel sohbetle, yemekle karşılayacak. Ve büyük bir ihtimal hayatınıza girecek insanın gözleri böyle Türkan Şoray gibi gözleri olabilir. Geniş geniş enerjisi olan biriyle güzel bir başlangıç, güzel huzur bekliyor. Aşk var yani ama bu değil. Ay sonu ama güzellikler Haziran itibariyle keyifle başlayacak. Bu ara ufak ufak flörtler size iyi geleceğini düşünüyorum. Sevgili balıklar, evet, şanslı 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 aşkın, ruhun, duygunun, duygusallığın size gelecek en güzel heyecan, barış ayrıl, barış ayrıl dediğimiz ve ilişkiyle alakalı olur mu olmaz mı, var mı yok mu derken hiç tanımadığınız çok sürpriz bir insan sizin hayatınıza gelecek. O 12 Mart 22 Mart arasında siz bu aşkı kalben, yürekten hissedeceğiniz ve sevgiyle, hani hediye, duygu hediyesi, sözcükler, kelimeler sizi böyle motivasyonunuzu arttıracak.
Aşk var, aşk var. Hem de kalıcı, hem de uzun soluklu, hem de çok seveceğiniz, kültürel olarak, ruh olarak enerjinize çok uyacak bir aşk var. Ailem gibi, kendi ruhunuz, kendi güzelliğiniz, aynı yüz aynası gibi bir aşk sizin enerjine. Hiç tatmayan kişilere güzel bir aşk var ve bu aşkın altyapısını, zeminini doğru hazırladığınızda hayat boyu devam edecek. Size mutluluk ve huzur getirecek. Aşk ve heyecan aynı anda devam edecek. Kalp şifalanacak. En iyi şifayı da içsel dünyanızda yapacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Korkular, kaygılar, endişeler bitmiş olacak. Gülümseme, gergin haliniz, uykusuzluk problemleriniz bile çözüleceği bir dönem. Şimdiden hayırlı olsun. Güzel aşklar da olsun. Herkese mutluluk da olsun diyorum.